Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. İkinci denemenin ilk bölümüyle başlıyoruz. Bir sınava çalışmanın en güzel yanı kesinlikle deneme çözmektir arkadaşlar. Evet bu denememizde de hangi kitaplardan soruları aldık? Mavi yayınlarının matematik sahnesi, Newton yayınlarının All Star soru bankası ve yanıt yayınlarından da adrenalin soru bankalarından size çarpanlar katlar, Karaköklü sayılar ve üslü sayılardan sorular derledim arkadaşlar. Bunlarla ilgili bir denemeyi çözmeye başlıyoruz. Evet ilk sorumuz. Bir otelin her katında iki tane koridor olup koridorlarda aşağıdaki gibi odalar bulunmaktadır. Aynı katın farklı koridorlarında bulunan odalarda kalabilecek toplam kişi sayısı birbirine eşittir. 10 katı bulunan bu otelin birinci katındaki odalar aşağıdaki gibi olup tüm katların planı aynıdır. Bu otelin bir katında 98'den fazla kişi kalabildiğine göre otelin tüm odaları dolduğunda bu otelde toplamda en az kaç kişi kalıyor olabilir demiş. Bakalım şimdi ne anladık elimizde bir otel var 10 katlı bir otel her katında sağda ve solda olacak şekilde iki tane koridor var ve koridorlarda kalan kişilerin sayıları birbirine eşit. Şimdi bakıyorum 3'er kişilik odalar koridor A'da 2'şer kişilik odalar koridor B'de yani ben aslında her iki taraftaki kişi sayısının da eşit olmasını istediğim için diyorum ki 3 ve 2'nin ekokunu bulacağım. Ekok ne çıkacak? Sayılar aralarında asal ve ardışık. Yani ekoklar sayıların çarpımıydı. 3 kere 2'den ne geldi cevabım? 6. Diyorum ki 6 kişi solda, 6 kişi sağda olmak üzere bir katta 12 kişi bulunur. Bir katta 12 kişi bulunur. E benim elimde kaç tane kat var? 10 tane kat var. Ama bana diyor ki bu otelin bir katında 98'den fazla kişi kalabildiğine göre ben şimdi 12'nin 98'den büyük bir katını arıyorum arkadaşlar. Bakalım 12'ye 9 ile çarparsak kaç çıkar? 9 kere 2 18, 9 kere 1 9, 1 de elde 10. 108 çıktı. Tamam 98'den büyük 12'nin en küçük katı kimdir? 108'dir. Demek ki bir katta 108 kişi var. Artık. Tamam bunu yazdım. Elimde 10 kat var. 108 çarpı 10 yaparsak 1080 olur. Cevabımız Denizli. İkinci sorumuz. Eşit uzunluktaki iki şerit aşağıda görüldüğü gibi mavi olan 40 er santimetrelik, sarı olan 50'şer santimetrelik parçalara bölündükten sonra her renkten ikişer tane kullanılarak yanlarında görülen dikdörtgen şeklinde çerçeveler yapılacaktır. Şeritlerin birinden elde edilen tüm parçalar kullanıldığında diğer şeritten 4 parça arttığına göre yapılan çerçeve sayısı aşağıdakilerden hangisidir diye sormuş. Şimdi arkadaşlar bana diyor ki Tüm parçalar kullanıldığında diğer şeritten 4 parça arttığına göre benim buradaki şeritlerin birbirine eşit. Ben bunu 40 santim, bunu 50 santime ayırdığım zaman hangisinden daha çok parça elde ederim? 40 santimliklerden daha çok parça elde ederim. Demek ki o zaman ben buraya x tane diyeceğim. Diğerinden de x artı 4 tane diyeceğim. Tamam bu cepte. Şimdi bakıyoruz Burada denklem kuruyoruz arkadaşlar. Çünkü elimde 40 santimlik x artı 4 tane parça var. Bu aynı şerit, aynı şerit uzunlukları aynı. Diğeri 50 santim çarpı x yapıyorum. Buradan x'i bulacağım. Daha sonrasında yapılan çerçeve sayısını bulacağım. Tamam 40'la x'i çarptım 40x, 40'la 4'ü çarptım 160. Burası ne yaptı 50x, 40x'i karşıya atıyorum. 50x eksi 40x oldu. 160'a eşit. 50'den 40 çıkarsa şurada x var. 10x olur. 160 10x'e eşitse x buradan ne geldi? 16 şöyle sıfırlar sadeleşti. Tamam. Demek ki diyorum burada 20 tane var. Burada kaç tane var? 16 tane var. E ben bir tane çerçeve yaparken arkadaşlar ne yapıyorum? 2 tane sarı, 2 tane de mavi kullanıyorum. E burada kim bitecek? 16 tane sarı bitecek önce. O zaman 16 bölü 2 her defasında 2 tane kullandığım için 16 bölü 2'den 8 tane çerçeve yaptım. Diğer sorumuz, üçüncü sorumuz. Diş kısmının uzunluğu 5 üzeri eksi 2 metre olan vidaya takılan somun bir tam tur döndürüldüğünde dişler üzerinde 20 üzeri eksi 2 metre ilerlemektedir. Buna göre somun vidaya takıldıktan sonra kaç tam tur döndürülürse vida başına temas eder diyor. Tamam. Ne yapıyorum arkadaşlar? Bu bir turda 20 üzeri eksi 2 metre ilerliyormuş. Ben yolun tamamını bunun aldığı somunun aldığı yola bölersem eğer tur sayısını bulacağım. 20 üzeri eksi 2'ye bölüyorum. Bakıyorum üstler eşit. O zaman şu şekilde yazabilirim. 5 bölü 20 üzeri eksi 2 şeklinde yazıyorum. 5 bölü 20'yi 5 ile sadeleştiriyorum. 1 bölü 4 elde ediyorum. Üzeri eksi 2. Şimdi şöyle yapacağım. 1 bölü 4'ü 4 üzeri eksi 1 şeklinde yazdım. Bunun eksi ikinci kuvveti 4 üzeri ne yapıyorduk üstün üstünde? Üstleri çarpıyorduk. Eksi 1 ile eksi 2'yi çarparsam artı 2 olur. 4 üzeri 2'den de cevabım ne gelir arkadaşlar? 16 ile Bursa. Dördüncü sorumuz. Bir benzin istasyonundan akaryakıt alan 3 farklı aracın aldıkları akaryakıt türleri ve miktarları ile akaryakıt türlerinin litre fiyatları görselde verilmiştir. Buna göre araçların aldıkları akaryakıtları ödedikleri ücretlerin toplamı aşağıdakilerden hangisine eşittir diyor. Hemen bakalım. Benzin 6 liraymış. Kaç litre benzin aldık? 6 litre. 6 çarpı 6. Artı mazot ne kadar? Mazot 5 TL. Ne kadar aldım? 5 üzeri 3 litre aldım. Artı gaz ne kadar? 3 TL. Litre kaç litre? 3 üzeri 3 litre aldım. Tamam. 6 kere 6, 36 yazdım. 5 üzeri 4 artı tabanlar aynı olduğu için üstleri topluyorum. Burada da 3 üzeri 4. Tamam, şimdi bunları da bakın hesaplayacağım çünkü şıklarda da hesaplanmış, toplanmış. Burası 36. 5 üzeri 4 kaç yapıyor? 5'in karesinin karesi, 5'in karesi 25, 25'in karesi 625 yapar. 3 üzeri 4 81 yapar. Şimdi bunları toplayacağım. 6, 5 daha 11, 1 daha 12, elde var 1. 8, 2 daha 10, 13, bir de elde. 4, 6, bir daha 7, 742 TL ile cevap Adana. Beşinci sorumuz. Semih Bey kızı Ecri'nin boyunu her ay hassas bir şekilde ölçerek sonuçları kaydetmektedir. Aşağıda verilen görselde Ecri'nin 33. ve 35. aylardaki boy uzunluğu santimetre cinsinden gösterilmiştir. Boyu her ay eşit uzadığı bilinen Ecri'nin 4. yaş günündeki boyu kaç santimetre olacaktır diye bana sormuş. Şimdi bakalım bu iki ayda Ecrin Hanım ne kadar uzamış, 95,28'den 93,78'i çıkartıyorum. Burası 0. 12'den 7 çıktı 5 kaldı. Burada 4 kalmıştı. 4'ten 3 çıktı 1 kaldı. Burada da 0 var. Evet bir tam onda 5. Uzuyormuş 2 ayda. Bu 2 aylık. 2 ayda 1,5'sa arkadaşlar. 1 ayda ne kadar yapacak? 0,75 uzayacak. Tamam çok güzel. Dördüncü yaş gününde diyor. Dördüncü yaş gününde bu arkadaş kaç aylık olur? 48 aylık olur. Şimdi 33. aydan 48. aya gideceğim ben. 48'den 33 çıkartırsak eğer kaç ay yapacak? 15 ay. Ben bir ayda 0.75 santim uzuyorsam 15 ayda ne kadar uzarım? 75 bölü 100 çarpı 15 yapacağım. 75 ile 100'ü şurada çarpalım şey 75 ile 15'i burada çarpalım. 5 kere 5 25. Elde var 2. 5 kere 7 35. 37. Burası da 75. Toplarsak 5. 7 5 daha 12. 10, 11, 1125, 1125 bölü 100 yaptı. Ondalıklı yazalım. 2 tane 0 olduğu için 2 0 sola kayacağım. 11,25 yaptı. Bunu kime ekleyeceğim? 33. aydan itibaren hesapladığım için 93,78'e ekleyeceğim. 11,25'e ekleyelim. 85, 13, 7, 2, 9, 10, 4, 1, 5, 9, 1, 10. Ne yaptı? 105 tam. 3 santim. Bakıyorum şimdi hangi şık bu? Yüzler basamağında 1 olması lazım. Onun karesi, onun karesi, onun karesi, onun karesi. Eleyemedik. Onlar basamağında 0 olduğu için onlar basamağında sayı yok. 10 üzeri 1 yok. Hiçbirinde yok. 5 çarpı 10 üzeri 0 olması gerekiyor. Şunları eledik. Ceyhan Denizli elendi. Onda birler basamağında 0 var. Yüzde birler basamağında 3 olduğu için cevabımız Bursa. Altıncı sorumuz sayı doğrusu üzerindeki 4 noktasında bulunan tavşan 4 kez eşit şekilde sağa doğru zıplama sonucunda 12 ile 13 birimleri arasında bir yere gelmektedir. Bu tavşan bir kez zıplayışında ilerlediği mesafe aşağıdakilerden hangisidir diye bana sordu. Şimdi 12 ile 13 birimleri arasına bir yere gelmekteymiş. Gidiyor, 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 geliyor 12 ile 13 arasında bir yere geliyor. Şimdi ben bunu diyorum ki 12'den de 4 çıkartayım, 13'ten de 4 çıkartayım ki sanki sıfırdan başlamış gibi düşüneyim arkadaşlar. Çünkü burada 4'ten başladı. 12'den 4 çıkarsa 8 kalır. 8'den büyük olacak şöyle. 13'ten 4 çıkarsa da kaç kalacak? 9 kalacak. Tamam. 4 kez eşit şekilde sağa doğru zıplama sonucunda bu gerçekleşmiş arkadaşlar. Yani bir kez ilerleyişi x kadar olsa 4x ilerleyişi 8 ile 9 arasına denk gelmesi gerekiyor. Çünkü biz o başlangıçtaki 4'ü çıkardık 12'den ve 13'ten. Şurası bu şekilde oldu. Şimdi her tarafı her üç tarafı 4'e bölüyorum. Burayı da 4'e böldüm. Burayı da 4'e böldüm. Burayı da 4'e böldüm. Çünkü x'i yalnız bırakmaya çalışıyorum. 8'i 4'e bölersek 2. X 9'u 4'e bölersek kaç yapacak? 2 tam. 4 de 1 yapacak. Yani aslında şöyle diyebilirim. 2'den büyük olacak bu sayı. Bakıyorum. Kök 3. Kök 3. Kök 1 ile kök 4 arasında. Yani 1 ile 2 arasında. Değil mi? Benim aradığım sayı 2'den büyük bir sayı. 2 yine olmadı. Kök 3 de olmadı bu arada. Kök 5, kök 4 ile kök 9 arasında yani 2 ile 3 arasında. Kök 9 da 3'e eşittir. Yani benim cevabım Ceyhan. Dörtgenlerin kenar uzunlukları verilmiş bir tabloda, yandaki tabloda tüm iç açılarının ölçüleri 90 derece olan 1, 2, 3 ve 4 numaralı dörtgenlerin komşu kenarlarının uzunlukları verilmiştir. Bu bilgilere göre numaralandırılmış dörtgenlerden hangileri karedir demiş. Şimdi karede biz ne yapıyoruz arkadaşlar? Bütün kenarlarını eşit alıyoruz, değil mi? Kısa kenarı ve uzun kenarı eşit olan dikdörtgen. Tamam, bakalım kenar uzunluğu 2 üzeri Eksi 4, 4 üzeri eksi 2 düzenlersek burayı 2 üzeri 2'nin eksi 2. kuvvetinden ne gelecek? Şöyle yazalım. 2 üzeri eksi 4. E bu da 2 üzeri eksi 4, bu da 2 üzeri eksi 4. Demek ki 1, 1 karedir. Bunlar elendi. Buraya bakıyorum. 3'ün kuvveti, 2'nin kuvveti. Hmm. 3'ün eksi 4. kuvveti, 2'nin eksi 3. kuvveti. Bunlar birbirine eşit çıkmaz. 1 üzeri eksi 4 ne yapar? 1. 4 üzeri eksi 1 de 1 bölü 4 yapacak. Bunlar da birbirine eşit değil. 2 üzeri 0 1 yapar. 1'in eksi 2. kuvveti de 1 yapar. Yani 1 ve 4 oldu cevabım. 8. sorumuz. Bir nehrin üzerine görseldeki gibi bir köprü yapılacaktır. Bu köprü yapılırken kullanılacak eş tahtaların genişliği ve eş olan ardışık iki tahta arasındaki açıklık görsel üzerinde verilmiştir. Köprü üzerinde kullanılacak tüm tahtaların bir kısmı Harun Usta tarafından döşenmiş ve bir kısmı da Yavuz Usta'nın elindedir. Köprünün başında ve sonunda tahta parçalar olduğuna göre köprünün uzunluğu kaç santimetredir demiş. Bakalım kaç tane tahta parçası var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7, 8, 9, 10, 11. 11 tane tahta var. E şimdi hem tahta köprünün başında tahta var hem köprünün sonunda tahta var. O zaman ben diyorum ki 10 tane de aralık var. 10 tane de aralık vardır. Şimdi köprünün bu tahtaların uzunlukları ne kadar? 0.4 çarpı 10 üzeri 2. Bundan kaç tane var elimde? 11 tane var. Artı Aralıklar ne kadar? 0,02 çarpı 10 üzeri 3 çarpı 10. Çok güzel. Şimdi burası 4 bölü 10 çarpı 10'un karesi çarpı 11. 4 ile 11'i çarparsam 44 olur. Bu sıfırla burada bir tane sadeleşir 10 olur. Burası 440 olur arkadaşlar. Artı. Burası 2 bölü 100. Burası da 10 üzeri 4. 10 üzeri 4 ile bu 100 sadeleşirse orası ne kalacak? 200 olacak. 440 ile de 200'ü toplarsam 640 bulurum Ceyhan. Evet 9. sorumuz. Bir masanın üzerinde bulunan cetvel ile kalem birbirlerine paralel şekilde durmaktadır. Cetvelin üzerinde bir kağıt olduğundan cetveldeki sayıların bir kısmı görülememektedir. Uzunluğu kök 180 cm olan kalemin bir ucu cetvelin ikiyi gösteren noktasının hizasındadır. Buna göre kalemin diğer ucu cetvel üzerinde hangi iki ardışık tam sayı arasındaki bir noktanın hizasına denk gelir diye Sordu sorumuz evet kök 180 arkadaşlar kimle kim arasında kök 196 ile kök 169 arasında 169 13'ün karesiydi 196 da 14'ün karesiydi değil mi? Şu şekilde yine yazalım e çıkartırsak 13 ile kök 180 14 aralığında olacak. Ama bakın burada 2'den başlamış o zaman artı 2 ekliyorum. Her ikisine de 13 ile 2'yi toplarsam 15, 14 ile 2'yi toplarsam 16. Yani 15 ile 16 aralığında cevabımız Bursa. Ve ilk bölümün son sorusu. Yukarıdaki şekil ABCD karesi ile AGHB ve FADE dikdörtgenlerinin kenarları boyunca birleştirilmesiyle oluşturulmuştur. AGHB'nin alanı 18 cm kare ve FAD'nin alanı da 30 cm kareymiş. Dörtgenlerin üçünün de tüm kenar uzunlukları santimetre cinsinden tam sayı olduğuna göre bu şeklin çevre uzunluğu en az kaç cm olabilir diye bana sordu. Şimdi bakıyorum. Burası bir kare. Yani bu kenarla bu kenar eşit. Yani 30'un ve 18'in ortak bir çarpanını söylemem gerekiyor. Kim olabilir? 6. Burası 6 kere 5, 30. Burası 6 kere 3, 30. Şimdi bu şeklin çevresini istemiş. Hemen yerleştirelim. Burası 5 ise burası 5. 6, 6, 6, 3, 6. Burası da 3. Şimdi topluyorum. Şuradan itibaren 5 var. 1, 2, 3, 4 tane 6 var. 4 tane 6 var. Artı 1, 2 tane 3 ve 2 tane de 5 oldu. 5 kere 2, 10. 6 kere 4, 24. 3 kere 2, 6. Burası 30. 10 daha ne yaptı? 40 ile cevabımız Ceyhan. Evet ilk bölümün sonuna geldik arkadaşlar. Şimdi ne yapıyoruz? Hemen ikinci bölüme geçiyoruz.